Bir aileymiş. Oradaki aile bu ülkenin sahibi. Bir aile ülkenin sahibi, sonra irtibatı koparacaksa koparalım. Benim zaten burada bu muhalefette bir şey olmaz. Ve bütün yaptığımız kamuoyu yoklamalarında da bu muhalefetten gerçekten iktidar olma ihtimali yok. Sahiden yok. Bütün bu eksikliklere, bu aksaklıklara, bu ekonomiyi yönetememe durumlarına rağmen yine de AK Parti ezici çoğunluk iktidar olacak. Niye biliyor musunuz? Şunun için. Sadece bu tür şeylere gelip bu konuyu sloganlara kendi kendine seçimi kazanmış, ilk günü gelecek gidip devir teslim yapacak gibi bakıyorlar. Bakın daha Meral Hanım dün çıktı, yanındaki adamı fırça kayıyor. Diyor ki bununla nasıl sen geçiniyorsun diyor yani. Bu mudur konuştuğun? AK Parti'nin en büyük eksikliği şu. Muhalefetin bu tür hamaseti, boş beleş ifadelerini görüldüğü zaman ona karşı kendi politikasını değiştirmiş olmasıdır. Bunu yaptığı andan itibaren geriliyor. Ve gerilemeye devam edecek. Damat bakan diye bir ifade olur mu? Berat Albayrak'tır onun adı. Ben Beratçı falan değilim. Bana göre Berat Bey'i hem bakan maliye için hem de parti içindeki işleyiş için görevden olması AK Parti'nin en büyük eksiğidir, kusurudur. Çünkü partiyle de irtibat kuruyordu değişik kesimlerden insanların. Değişik hükümetle de irtibat kurulabiliyordu ve aynı zamanda da ekonomiyi belli bir standarta yürütüyordu. Bu ikide bir her gün dediler damat bakan, damat bakan, buna dayanamadı geri adı. Bu yanlış bana göre. Doğru biliyorsan devam etsinler. Devam etmesi gerekiyordu. Son olarak şunu söyleyeyim. Bakın bu rejim ifadeleri falan hanımefendi, bu teröristlerin kullandığı ifadeler. Sizi tenzih ediyorum. Ve ne rejimi? Cumhurbaşkanı bunun cebinden mi çıkardı? Seçime gitti. Yani siz 36 parti bir oldunuz. Adam gitti. %51 oy geldi iktidara. Ha buyurun. Tekrar iktidara seçim olacak. Tekrar gidin getirin. Siz de yeni bir şey getirin. Demokrasinin inandığımız hepimizin bir demokratik sistemin içerisinde bir oylama yapıldı ve oylamayla kazandı adam. Herkes dedi ki bu karşı çıktılar dediler, bu yanlıştır. Ülkeyi tek yönetime götürecek, şunu yapacak. Her türlü ifade kullanıldı. Ve seçime gitti. Halk oy verdi. Niye karşı çıkılıyor o zaman? Tekrar biz bunu kabul etmiyoruz. Tamam, kabul etmiyorsanız buyurun seçime gideceğiz. O zaman göreceğiz. Tekrar göreceğiz. Yani bu şimdiden sanki adam cebinden çıkarmış. Bir gece sabah kalkmış, ben yeni bir rejim getirdim, kurdum. E bu rejimde iktidar yönetelim. Böyle bir şey olur mu? Yok böyle bir şey. Peki. Gülay Yedekçi'ye bir kez daha döneceğim. Ve şunu da sorayım. Her ikisine de cevap verin. Sayın Genel Başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döviz kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde dedi. Ve emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz düşer dedi. Şimdi Gülay Hanım, şöyle yorumlar yapıldı bu sözlerden sonra. Dün yayında da yaptı bazı katılımcılarımız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şovu yapıyor. Normalde amacı seçime falan filan gitmek değil. Dövizin düşmesine de erken seçim hitabeti de tamamen şov diye yorumlayanlar var. Ne demek istiyor burada Genel Başkan? Şimdi önce bilmeden konuşmak kısmına gelelim. Sayın beyefendi bilmeden konuşuyor. Niye? Diyor ki bizim iktidarımızda kadına karşı böyle bir şey yapılmamıştır diyor. Ben de kendisine diyorum ki mecliste bir başbakan yardımcısı bir milletvekili kadına bunu yaptı. Ama yine de oradan kendi hamasetine devam ediyor. Hanımefendi, kahkaha oradaki atarak, bir kişi yanlış yaptı diye %50 bizim, oy vermiş AK Parti'ye kişiler var. Ya, biz orada bir kişi hata yapmışsa ki, bunun bizim iktidarımızda bu yapılmamıştır. Ben de size örnek verdim. Başka bir örnek, başka bir sürü örnek verebilirim. AK Partililerin yaptıklarını ben başka bir sürü örnek verebilirim. İstersen anlat. Ben başka bir sürü örnek veririm. Bir kadın olarak kahkaha atmaktan, hamile bir kadının sokakta yürümesinden, bakın, bir sürü neler duyduk. Biz bu söyleyeyim hükümetin yetkililerinden neler neler duyduk. Hayır, kadının müsaade etmiyorum. Evet, cümlemi biteceğim. Yabancılara gayrimenkul satışı ve karşılığında vatandaşlık verilmesi, evet karşıyız, yanlıştır. Yabancılara konut satışının rakamlarını söylüyorum size ben. 7.363 konut en son bir ayda satılmış ve %48.4 artmış. %48.4 ipotekli komutlar satışlar %61 artmış. İşte bu kafayla bu hale geldiniz. İran, Irak, Rusya daha çok siz de bu kafayla zaten iktidara yapmış. Gelemeyeceksiniz göreceğiz, ki. Göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi sayın, millet görüyor işte. Sayın Hande Aydemir, bu rakamlarla ilgili olarak da bir şeyler söyleyeyim. 2017 yılında 400 dolarken asgari ücret, 2022 yılına söylenen rakam bugünkü döviz kuru üzerinden 270 dolar. Şimdi en son artışının da ayrıca hesaplanması gerekmekte. 89 dolardı 2001'de hanımefendi. 2017'den bahsediyorum. 2001'de 89 dolardı.
2001'de evet. O rakama bakmam lazım. Bak, şimdi öyle havadan uydurmuyorum. Havadan uydurmuyorum. Bakarım ben konuşuyorum. Ben. Rakam ben konuşuyorum. Bakarım. Ben ona öyle bakarım. Sloganlar konuşmuyorum ben. Beyefendi bir susun. Bir susun. Rakamı ilettiniz. Biz konuşurken evet. Siz konuşuyorsunuz İzin ama. İzin alarak hanımefendiden konuşuyorum. Şimdi siz bir şeyleri karıştırıyorsunuz. Yaşamak ölmemek demek değildir. Sen saraylarda, köşklerde, zevki sefa içerisinde yaşa. Koruma ordusuna ayda 26 milyon 200 bin lira para öde. Efendim dakikada 41 bin lira para harca. Sonra de ki efendim fakirlik Allah'a yakın olmak demektir. Şükret. Ama kendin 5 ayrı yerden maaş al. Sonra imam hatipleri öv. Kendi çocuklarını yurt dışına ya da kolejlere gönder. Vergileri affet. Vatandaşa de ki elinde kuru ekmek var ki bunu bir milletvekili mecliste söyledim. Muhtemelen yine bilmiyorlardır. Mecliste söyle kuru ekmek yiyorsan aç değilsin. Sizin meclisteki milletvekilleriniz ne iş yapıyor? Niye cevap vermiyor hanımefendi? Cevap meclisteki milletvekilimiz hatta grup başkan vekilimiz cevap verdi. Ormanı yak oraya bina kondur ama sana kimse bir şey yapmasın. Şimdi bunlar hangi ormanı yaptı artık, yerine bina yaptı hanımefendi ya söyler misiniz? Söyleyin o zaman. O zaman bilip de söyleyin o zaman. Ya Bodrum'daki oteli her gün artık. Hanımefendi hangi ormanı çıktı? Yaptı? Ya beyefendiciğim. Ya bir durun bir bilmiyorsunuz. Siz o zaman konuşmayın ya. O zaman bilmeden. Siz konuşmayın beyefendiciğim. Konuştunuz. Ya konuştunuz. Hanımcığım. Kendiniz duyuyor musunuz? Hande Hanımcığım. Ormanı yapıldı. Vatan hainleri yapar mı anca? Yerlerine binalar yapıldı. Onu yani anca vatan hainleri yapar. Siz, siz de öyle diyoruz vatan haini. Vatan haini sizsiniz. Hayır, sensin vatan haini. Ben Ali niye vatan haini oldum? Ormanı yakan vatan haini. Ormanı yakan vatan hainidir. Ben evet. Nereye yaptı söyler misiniz? Ali Bey. Ya beyefendiciğim. Söyler misiniz? Nereye yaptı da yaptı? Bir okuyun. Gülay Yedekçi bir müsaadeyle. Ne okuyacak? Bir dakika Ali Bey ile konuşmak istiyorum. Bir bakın. Bir Ali Bey ile konuşayım. Bir bitireyim cümlemi bitireyim. Hadi anlayacağım. Böyle cümlemeyeceğim bir yere varamazsınız. Siz ilgilendirmeyeceğiniz. Ormanı yakıp bina yapmış. Kim yapmış? Bir dakika. Bitmedi benim cümlem Hande Hanım. Olalım. Hande Hanım. Sakin dere olalım. Taşma mesafelerini 100 metreden 10 metreye çekerek Türkiye'nin en kıymetli yerlerini bunu yapan Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclisidir. Dalga mı geçiyorsunuz ne ya? Ne dalga geçiyorum hanımefendi? Bırakın lütfen. Bırakalım. Tamamlayın lütfen. 2003 yılında Cumhuriyet Halk Partisi sayın, biz de sessiz olalım. 2003 yılında ne saklıyorsunuz? Bilmeden ya. Evet hepiniz buyurun. Zaten artık internet var. Her şeyi buradan görebilirsiniz. Sonuçta ormanları, yeşil alanları inşaata açmak yanlıştır ve bunun sonucunda hep söylediğimiz beton ekonomisi işte o dediğimiz Türkiye'de sanıyorum bugün 400'ün üstünde AVM var. Her taraf beton. Efendim diyorlar ki yap işlet devletle yaptık ama onların da hem anlaşmazlık halinde başvuracakları mahkeme Londra mahkemeleri hem de dolarla devam ediyor. Ya bu hep söylüyorum bu bir mucbir sebeptir. Mucbir sebebin olduğu yerde en azından doları Türk lirasına yaptığımız yerlerden geçmeyin o zaman. Niçin? Sen o zaman. Babanın parasıyla mı yaptın? Türkiye'nin parası. O zaman karşı çıkmayacaksın. Sen kimsin? Ben karşı isterim şeye karşı çıkarım. Sana mı soracağım ne yaparım? Karşı çıkmayacaksın o zaman. Üstüse bakmayın. Ben bu vatanın bir saniye, aleyhine olan her şeye karşı çıkarım beyefendi. Senden mi alacağım bu vatanın aleyhine olan hiçbir şeyi yapmadım. Müsaade edin. Yap işlet devletler hatalı yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.